Evet sevgili öğrenciler, geleceğim şimdi hemen. Ayarlarımı yapıyorum. Bir saniye geliyorum hemen. Sevgili öğrenciler, ben başlamadım daha derse. Rahat olun. Hemen geliyorum. Bekleyin. Son mesajlarımı çekiyorum velilerime. Onun için beklemek şey yapıyoruz. Kusura bakmayın. Hemen geliyorum. Şimdi mesajlarınızı okuyacağım, cevap vereceğim size. Evet. Tamam, bakalım kaç öğrenci gelmiş. Şu anda diyor ki 7 kullanıcı var diyor. Evet, in the kitchen ünitemiz mutfakta ünitesi. Işığımı açtım birazcık. Evet. Dersine başlıyorum. Allah sizin açıklığı versin. Üçüncü ünite. In the kitchen. Cooking. Cooking orada bir harf hatası var. Düzelteyim onu. Tamam. Düzelir mi bilmiyorum. Önemli değil. Cooking. Evet. Üçüncü ünite. In the kitchen. Mutfakta. Cooking. Shall we make a cake for you? Sizin için bir pasta yapalım mı? Cool, sounds great, harika, kulağa çok hoş geliyor. Buyurun bakalım cevapları yazın. Aşağıda kullanılan kelimeler vesaireler var. 4 yemek kaşığı şeker. 4 balkonun kapısını kapattım ses gelmesin diye. Evet, buyurun. Onu öğrencim var şu an derste. Fena bir rakam değil. Cevapları istiyorum. Denizli diyorsunuz. Niye fen dersiniz var? Anlamadım. Yani normalde dersiniz anladım. Niye fen dersiniz var? Normalde fen dersi bu saatte olmaması lazımdı. Tamam. Peki. Olsun bakalım. Akpınar Yus Akpınaryum. Muhammed Emir sen misin? Cevabımız Denizli diyorsunuz. İçindekiler nelerdir? Şunlardır diyor. Soru 2. Biliyorsunuz ben I love tasting traditional dishes. So I want to try taco. Geleneksel yemekleri denemeyi, test etmeyi seviyorum biliyorsunuz. Bu yüzden de taco denemek istiyorum. Nedir? There are fried meat, onions and peppers in it. İçinde şunlar var. Buyurunuz sorun ne olur? Soru ne olur sevgili öğrenciler? Buyurun. Soru ne olur? Evet, soru ne olur? Yarıda kalmıştınız kalan sorular için. Peki kimlerin fen dersi var? Bütün okul mu yani? Onu diyorum. Ama bizim dersimiz var. Keşke söyleseydiniz hocaya ki hoca bize bu saatte ders yazdı diye. Anlatabildim mi? İşte ders yazınca tabii ki hepimiz, bütün hocalarımız sizin için uğraşıyor, çabalıyor ama siz de ona söylemeniz lazım ki hocam bizim şu saatte dersimiz var, işte Hayri Hoca bize yazdı, ona göre ders düzenlemesini yapalım. Evet, içindekiler nelerdir diyor. İçindekiler nelerdir? O şekilde olduğu zaman da nedir? Fen dersimiz yeni bitti. Tamam, fen dersi bittiyse ben sizi buraya alayım. Bu şekilde hemen toparlanmanız için bekliyorum.
Evet, bu sorunun cevabını bekliyorum sizden de. İnşallah bütün sınıflara mıydı dersiniz, fen dersi? Öyledir herhalde. Bir kişi bir sınıfa ait değildir. Fen dersi yeni bitiriyorsunuz. Ha. İçindekiler nelerdir? Hızlanacağım hemen. Şunlardır, şunlardır diyor. Doğru cevap A şıkkı. B şıkkında servis yapma şekli sıcak soğuk servis yaparız. Nerede popülerdir? Meksika'da popülerdir. Şurada popülerdir. Buradadır. Zeynep Su'da hoş geldin bir tanem. Özürlük bir şey yok. Canımsın. Evet. Nerede popülerdir? Soru 3'teyim. Diyor ki benim küçük bacım Betty delicious beverages yapar. Lezzetli içecekler yapar. Ve dün en lezzetlisini yaptı. Bize milkshake yaptı. Zaten milkshake dedikten sonra cevabı şey oluyor. Ha, burada ne yazıyor? Third step. Ona bakın. Third step'e bakın. Tamam, bitmiş. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Dinleyin. Ben sizi derse çağırmadım. Çünkü gelmiyorsunuz. Bakalım acaba beni arayan olacak mı diye bekledim. Hiç kimse beni aramadı. Hiç kimse sormadı bana. Normalde en azından 5-6 kişi yazıyordu yani. Anlatabildim mi? Sevgili öğrenciler, benimki de ders ve çıkacak yani. Sınavda çıkacak. Emin olun çıkacak. Bazen kendinizi ne kadar zorlasanız bile, kapasitenizi ne kadar zorlasanız bile fende 17'den yukarı çıkamıyorsun. Sallıyorum branşları tamamen. Matematikte 13'ten yukarı çıkamıyorsun. Türkçede 16'dan fazla yapamıyorsun. Bu böyle bir şey yani. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bizim dersimize de önem verin. Evet, ben her fırsatta söylüyorum. Bir matematik veya Türkçe veya fen bilgisi kadar puan getirmiyor İngilizce ama sonuçta bu da bir ders. Evet, ben de dersime öğrencilerin katılımını isterim. Buyurunuz. 3. Üçüncü soru milkshake dediği için cevabımız Denizli oldu. Tamam. Evet, geçiyorum soru 4'e. Şimdi konsantre olup yeniden başlayalım. Olamadık çünkü third step diyor ya. Dur, third step. İlk bu. Bakınız, first bu. İkinci bu. Daha sonra add some milk on it. Bu soruyu atlamadan gitmeyelim. Olsun bir tanem. İnternetim gittiğini düşünüyorsan bile sen bana mesaj yaz. Bakınız, burada güzel bir soru hazırlamış, soruyu hazırlayan kişi. Sanıyorsun ki milkshake yapıyor ve cevabımız Denizli sanıyorsun. Ama adam demiş ki third step. Bilmeyenler not alabilirler. Üçüncü adımı nedir? Tarifin üçüncü adımı nedir? Tamam mı? Eyvallah. Sağ ol Elif Ece. Bak, recipe tarif demek. Tarifin üçüncü adımı nedir? Üçüncü adım burada. Görüyorsunuz. C şıkkı. Tamam. Geçiyorum sevgili öğrenciler soru 4'e. Diyor ki which tool, hangi malzemeye ihtiyacı olacak? Not alabilirsiniz. Bugünkü dersimizi 7. sınıflara da çağırdım. 7. sınıf öğrencilerimi de artık derslerime çağıracağım. Çünkü onlar da yavaş yavaş 8 oldular. 8'in kelimelerini öğrensinler. Need ihtiyacı olmak demek. Hangi malzemeye Liza'nın ihtiyacı olacak? Soğanları doğrarken. While chopping the onions. Soğanları doğrarken hangi malzemeye ihtiyacı olacak? Chop. Bu demek. Melik Tokat'ın söylediği gibi, Musa'nın dediği gibi bu. Chop. Evet sevgili öğrenciler, soru bir. Yani bir de söyleyeyim, yeni gelenler var veya Azerbaycan'dan öğrencilerim var. Onlar için de söyleyeyim. Chop böyle 7. sınıf öğrencileri için de düzensiz doğramak demek. Yani rastgele doğramak. Hızlı hızlı rastgele doğramak. Kesmek değil. Kat kesmek başka bir şey. Chop doğramak. Tamam. Chop. Evet. Strawberry lemonade. Çilekli limonata. Ne diyor? Önce şunu okumanız lazım sevgili öğrenciler. Bak, özellikle yeni gelenlere söylüyorum. Zaten 8'lerimiz biliyor. Bunu okuyacaksın ki soru senden ne istiyor? Mesela sonuçta hangi yemeğini yaptın, onu mu soruyor? Birinci adım mı, son adım mı? Malzemeleri mi soruyor? Nasıl servis yap, onu mu soruyor? Ne diyor? Bak, adam diyor ki second step. O zaman sadece ikinci adımı soruyor. 3, 4, 5 baştan sona kadar okuman gerekmiyor. 1. Yıka ve kes. Ve onları bir kasenin içerisinde pürele. Bak şimdi. Yıkadım. Birinci adım olsa. Kestim ikinci adım olsa. Seçeneklerde kesmek yok. Anlatabildim mi? Bu bir. Ondan sonra pürelemek yok. Normalde bana kalsa bu yıkamak birinci adım, kesmek ikinci adım. Bak, eğer cevap katsa mutlaka şıklarda olur. Şıklarda yoksa o zaman bunu değerlendirmiyoruz. Tamam mı bebeğim? O zaman bunu da değerlendirmiyoruz. Bakın, mesh de yok burada. Anlatabildim mi? Squeeze lemons. Evet. Cevaplar geldi. Elif Ece, Fatih Emre, Musa, Ülker, Tokat ve Vugar. Squeeze demek bak şu. Sık. Limonu sık. Nerede sıkıyor? C şıkkında sıkıyor.
Pour, dök demek. Teşekkür ederim. Senden de Allah razı olsun Fatih Emre, bir tanemsin. Geçiyorum soru 6'ya. Zaten Fatih Emre gelmese derse başlamıyorum, biliyorsunuz. Hangi sorunun broşürde cevabı yoktur? Bakınız bu broşür sevgili öğrenciler. Görüyorsunuz broşürü. Burada ne var? Tarih var. Başlangıç bitiş tarihi. Kaç para alıyor insanlardan? Onun adı yazıyor. Sonra transportation. Ne demek transportation? Biriniz yazsın bakalım. Transportation. Şuradan ben kendimi alayım şu tarafa. Transportation. Orayı engellemiş olmayalım. Ne demek transportation sevgili öğrenciler? Ulaşım. Fatih Emre, Batuhan Sarı, teşekkür ederim, bir tanemsiniz. Bakınız bu da ulaşımla ilgili bilgi. Hadi bakalım ne diyor? Farklı ülkelerin mutfak kültürlerine meraklı mısın? Not alıyoruz. I am into, meraklıyım. Are you into, meraklı mısın? Tamam. Diyor ki yeni tatlar, lezzetler denemekten keyif alır mısın? Beraber yemek pişirmeye ne dersin? Teklif göndermiş. What about? Ne dersin demek. Not alıyoruz. What about cooking together? Beraber yemek pişirmeye ne dersin? Şimdi şıklara bakıyorum. Çalıştay demek. Tamam mı? Workshop, çalıştay. Yani bu etkinliğin adı workshop'tır. Tamam mı? Teşekkürler Muhammed Melik. Aktarma ulaşım. Diyor ki kaç para tutar? Bunun cevabı var mı? Join, katılmak. Katılmanın cevabı var mı? Evet. Katılmanın cevabı var mı? Kaç para tutar? Evet. Free bus service. Bu var. Bakın burada $50. Bunun cevabı var. Hangi geleneksel yemekleri insanlar yapacaklar? Var mı? Bakın fotoğraflarda var zaten. Evet, fotoğraflarda var. İnsanlar daha fazla bilgiye nasıl ulaşabilirler? Evet. Çalıştay demek. Çalıştay böyle insanların, aynı meslekten insanların bir araya gelip toplantı yapıp onun mesela İngilizce öğretmenleri bir araya geliyor. Benim bildiğim bir şeyi ben onlara öğretiyorum. Onların bildiği bir şeyi ben onlardan öğreniyorum. Dolayısıyla bunun adı çalıştay oluyor. Bak, daha fazla bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Vugar, Musa, Fatih, Elif Ece, Ülker, Ahmet, Batuhan, İlhame, Muhek veya Mihriban. Evet, bunlar doğru cevap vermişler. İnsanlar daha fazla bilgiyi almak için şu en altta ne yazıyor biliyor musun? Bir tane e-mail adresi veriyorlar veya bir tane telefon numarası veriyorlar. Diyor ki bu kişiye başvurun, bu kişiyi arayın, bu kişiye mail atın. O size bilgi verecek demek. Tamam mı? C şıkkı yok. Aradığımız cevap C şıkkıdır. Bravo. Denizli ne kadar sürecek? How long? Ne kadar süreceğini bana yazar mısınız cevap olarak? Bekliyorum. Ne kadar sürecek? Etkinlik ne kadar sürecek? Cevabı istiyorum. In English please. Write in English. Four days. Four days. Evet. 4 gün. 26, 27, 28, 29, 30. 5 günmüş. Başlangıç ve bitiş günlerini de sayıyoruz. Tamam mı? Musa, Batuhan. 5 gün. From 26th till veya to 30th diyebiliriz yani. 5, 5 days. Okay. Geçtim öbür soruya. 7. soru. Evet. Diyor ki which of the following questions. Bak sevgili öğrenciler bir kere daha söylüyorum. Lütfen beni dinleyin. Dinliyorsunuz zaten de biliyorum. Şurayı okumadan soruya başlamıyoruz. Evet. Diyor ki it is very popular in Morocco. Morocco Marrakeş demek. Marrakeş bir ülke. Yani Fas olarak geçiyor. Evet. Dondu. Dondu. Geçti donma. 30 saniye falan sürdü. Problem değil. Tamam. Dondu. Problem yok. 30 saniye sürdü. Tamam mı? Fas ülkesi sevgili öğrenciler. Tamam mı? Fas ülkesi Marrakeş. Tamam, dondu, geri geldi. Osmanlı'na hoş geldin. Nerede popülerdir? Bunun cevabı var mı? What cuisine does it belong to? Hangi ülkeye aittir? Hangi ülkeye aittir? Morocco'ya aittir. Ondan sonra brownies are very tasty. You should try it. Cevabımız dondu. Bir 30, 15 saniye, 30 bile değil. O kadar. Burada da ne yazıyor? Şu yapma şekli şu. Anlatabiliyor muyum? Bak, bu da yapma şekli. Kullanmadığımız kelime neye ihtiyacın var?
Cevap veren öğrencilerim. Elif Ece, Fatih Emre. Bakın neye ihtiyacım var? Hiçbir yerde yazmıyor. Hangi tatlıyı tercih edersin? Brownie'yi tercih ederim. Ne lazım? Yazmıyor. Hangi ülkeye aittir? Hangi mutfak kültürüne aittir? Moroko. Bakınız, belong to, bir şeye ait olmak. Mesela this laptop and this mobile phone belong to me. Bu laptop ve bu cep telefonu bana aittir. Ve Denizli nasıl hazırlarsın? O da son paragrafta. Geçiyorum sevgili tatlı bal öğrencilerim, 8. soruya. Evet, önce ne yapacağım bebişim? Önce hangi soruyu Arda Cüle'ye sormaz? Yani boştaki soruyu bulacağız. Boştaki soru. Bak, şuna bakacaksın, tamam mı? O fajitadır. Çok lezzetlidir ve siz onu kesinlikle denemelisiniz. Evet. Fatih Emre, bu testi sana PDF olarak yollarım tabii. Bu benim yeni aldığım iş, bir yayın evine ait. Onun sorularını düzenlemelerini yapıyorum. Eksiklik, artıklık, fazlalık falan. Biliyorsunuzdur, ben kitap yazarıyım ve okülistik yazarıyım. Aynı zamanda 20'ye yakın soru bankası yazdım. 17.yi de yazdım, bitirdim. 3-4 tane de şu anda elimin altında var. Onlar da hani tahsih yapıyorum. Hepsi 10 gün içinde bitmesi lazım. 5-6 saat uyuyorum. Evet. Nasıl pişirirsin diyor. Nasıl pişirirsin? Hiçbir yerde cevabı yok. Bravo. Nasıl pişirirsin? Şimdi buna bakalım öncelikle sevgili öğrenciler. Bu neymiş? Şu o fajitadır diyor. Favori yemeğin nedir? Fajitadır. Geleneksel Meksika yemeğidir. Hangi ülkeye aittir? Ve bu da hazırlama şekli. Nasıl hazırlarsın? Nasıl pişirirsin? Şöyle şöyle yap diyor. Evet. Bir dakika. Nasıl pişirirsin diyor. Nasıl? Onu yapmak için neye ihtiyacın var? Ha, sizin mesajlarınıza bakarken konsantre bozuldu. Evet, bak şimdi onu yapmak için neye ihtiyacın var? Şurada nasıl pişirirsin? Nasıl pişirirsin? Mesela fırında pişiririm, grill yaparım, öyle şeyler yaparım. Evdeki diğer elektronik cihazları kapatacağım, donma olmasın diye benden kaynaklanıyor olabilir. Tamam. Donma olmasın diye evdeki cihazları kapattım. Sonuçta onlar da internet harcıyor ya. Evet. Bu tamam mı? Evet sevgili öğrenciler. Geçtim öbürüne. 9. Hangisi doğrudur diyor. Evet. 9. Donma olmadı değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol canım benim, ilhamım. Diyor ki hangisi doğrudur? Polonya Doğu Avrupa'dadır. Avrupa, Polonya'daki insanlar genellikle patates, biftek, cabbage, carrot, mushroom, cucumbers yerler. Tercüme edemiyorum. Ediyorum da tercüme tabii ki. Hani yavaşlatıyor beni. Özellikle patates very important. Ne demek very important? Çok önemli. Çok önemli bir yemek. Onlar patatesi boil yapıyorlar. Bak unutma. Haşlamak, suda haşlamak. Yemeden önce seafood'la beraber boil yapıyorlar. Seafood deniz yemeği, yani balık mahsullerinden bahsediyor. Demek ki Polonya'da insanlar ne yiyormuş? Fish artı potato. Tamam. Cucumbers yerler. Sour cream'le, ekşi kremayla salataları için ve traditional meals pişirirler. Özel günlerde mushroom soup, cheesecake ve noodles gibi. Peki. Evet. Bakalım neymiş? Doğru olanı soruyor. Asla kebaç yemezler. Bakınız burada yiyorlar. Genellikle yiyorlar, hem de gitti. Elif Ece, teşekkür ederim. Doğru cevap. Fried food yerler ve patates. Bakın not almıştım zaten. Nadiren hıyar yerler. Salatalık hıyar yerler. Nadiren. Niye nadiren yesinler? Bakın gayet de fazlaca yiyorlar. Bakın burada da yazıyor. Usually have diyor. Genellikle yerler. Evet, cooking. Doğru söylüyorsun. Osman, bir tane G harfi hızlıca hazırlanırken atlamış olabilirim. Cooking. Evet. Mushroom soup yerler. Şunu yerler. Bunu yerler. Special günlerde. They have mushroom soup. Ondan sonra cheesecake ve noodles. Peki. Peki. Şimdi. Bu doğru. Bu kesin doğru. Elif Ece. Vugar. Siz B yazdınız. Bu kesin doğru. Şimdi dönüyorum cevaba. B şıkkı niye yanlış? Onu bulacağım şimdi.
hem sizi okuyup hem de buna bakmak bazen zor olabiliyor. Bakın burada ne yazmıştık? Boil. Boil yazıyorsa eğer fried olmaz. Tamam? Bu şekilde. Evet, başka da kim yazmış? Batuhan Sarı yazmış. Teşekkür ederim. Doğru. Geçtim soru ona. Hangisinin yukarıdaki metinde cevabı yoktur? Ne sıklıkla köfte yerler? Yukarıda köfte kelimesi geçmiş miydi hiç sevgili öğrenciler? Bence geçmedi. Yine de bakalım. Bugün hepiniz cezalısınız. Hepiniz cezalısınız. Hepiniz. Ben dersimi yapmadım bilerek hiçbiriniz bana yazmadınız. Hocam dersi niye yapmıyorsunuz? Hadi bak Elif Ece Mercan kurtuldu, yırttı. Bir güzel bir bahane söyledi. Bahane derken laf atmıyorum yani. Güzel bir şey söyledi. İnandım, ikna oldum. Peki siz niye söylemediniz hocam niye ders yapmadık diye? Evet. Ne sıklıkla köfte yerler? Köfte yemek hiçbir yerde geçmiyor. Bunu işaretledim. Polonya'da genellikle ne yerler? Ne yedikleri yazıyor. Ne yedikleri şunlar yazıyor zaten. Hangi yemekler Polonya'da önemlidir? Önemli olan yemekleri söylediler. Özel günlerde yenilen yemekler önemlidir. Osman Tuna, Musa Selim, ikinizin deneme almaya gittiğinizi biliyorum. Evet. Ve salatayı nasıl servis yaparlar? İlhame ne oldu? Üzgün surat mı? Bir şey mi oldu İlhame? Nasıl servis yapıyorlar salatayı? Salatayı bak şurada bak. Nasıl servis yapıyorlar? Salatayı nasıl servis yapıyorlar? Hemen. İlhame biz de İngilizceyi çok seviyoruz. İngilizce de seni çok seviyor. İngilizce de seni çok seviyor. Salatayı nasıl servis yapıyorlar? Ne sıklıkla köfte yerler? Köfte ile ilgili bir kelime var mıydı yukarıda sevgili öğrenciler? Yoktu. Yoktu köfte ile ilgili. Bunun cevabı yok. Tamam. Peki. Sokağa çıkma yasağı var da takmıyorlar. Yarın normalde biz buluşacağız. Bu arada söyleyeyim. Yarın 8C sınıfıyla biz buluşacağız. Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde. Saat 6'da buluşacağız. Başka öğrencilerimiz de gelmek isterse elbette kapımız açık. Geçiyorum. Evet, geçiyorum. Tamam. Burada yazıyor bakınız. Cucumber with sour cream for their salad. Salatayı da bu şekilde servis yapıyorlar. Tamam. Geçtim öbür soruya. Üçüncü ünitenin üçüncü testi. Evet, gördüğünüz gibi klasik bir soru. Yumurta, peynir, domates. İçinde ne var diye sorarsınız. Sorun bakalım içinde ne var. Ne dedim, üzüldün. İlhami bir şey mi, kötü bir şey mi söyledim? Dur bakayım. Ben kötü bir şey söylemem ki. Öğrencilerime kötü bir şey hiç söylemem. Kendime söylerim, öğrencilerime söylemem. Evet. Şimdi soru 1 için cevaplarınızı bekliyorum. Malzemeleri sormanız lazım. Hadi bakalım sevgili öğrenciler. Hadi bakalım. Osman, onu kendin hocamla konuşursun. Geçelim. Uğur hocam sizleri zaten ziyaret ediyor. Dün fotoğrafınızı atmıştı. Ben çok kıskandım yani. Evet, bunun cevabı ne? Bunun cevabı ne sevgili öğrenciler? İçindekiler malzeme. Evet. Muhek, sen bana dersten sonra WhatsApp'tan yaz veya ses kaydı at. Ben konsantre olamıyorum. Cezalı derken neye ceza verdim anlamadım ben. Evet, Ebrar hoş geldin. Senin ismini görmek çok mutlu ediyor beni. Bir Ceyhan demişsin. Neden ibarettir? Consist of. Consist of demek iç, şeydir. Vallahi dedim Muhammed Melek Tokadı. Adamın işi gücü yok mu? Adamın kendine göre çalışmaları var. Veya dinleniyordur. Consist of içinde ne var demek? Kendi malzemeleri ne demek? Tamam. Muhek. İçinde hangi malzemeler var? Consist of veya contain. Bak bu iki kelimeyi unutmayın, tamam mı? Hangi malzemeleri içerir? Hac malzemeleri değil. Hangi malzemeleri dedim. Hac malzemesi başka bir şey. Kokulu mokulu şeyler. Evet, contain içermek. Soru 2'deyim. Diyor ki dün gece ben mantı denedim. It was tasty. Çok lezzetliydi. Mümkün olan en kısa zamanda sen de denemelisin. As soon as possible. Mümkün olan en kısa zamanda demek. Sen de onu denemelisin. Tatlı öğrencim benim. Vay, kulağa hoş geliyor. Geleneksel bir Türk yemeği. Türkiye'de ve Azerbaycan'da yiyeyim bir de. Görün bakalım hangisi daha güzel. Hadi bakalım yarıştıralım Azerbaycan mantısıyla Türkiye'nin mantısını. Evet sevgili öğrenciler, cevabımızı istiyorum. Geleneksel bir Türk yemeğidir diyor.
hangi ülkeye aittir, nereye aittir, hangi mutfağın yemeğidir diye bir şey sormanız lazım. Hadi bakalım sevgili tatlı bal öğrencilerim. İkinci sorunun cevabı, mantı nedir diyor. Mantının içinde ne var diyor. A şıkkı olmaz. Mantının içinde ne var? Ceyhan hangi ülkeye aittir? Aradığım cevap Ceyhan. Kimler? Özde Ebrar Nideloğlu, Elif Ece Mercan. Bunlar doğru cevap verdi. Bak şimdi bir tane. Ahmet Çelik. Yani Emel Hocam'ın öğrencisi. Nerede denedin diyor. Nerede denedin? Bilmem ne restoranında denedim. Adana'da denedim. Kayseri'de denedim gibi. Gibi bir cümle olması lazım. B şıkkı da yanlış. Denizli nasıl pişiriyorlar, nasıl hazırlıyorlar? Bu da konu dışı. Evet sevgili öğrenciler. Makarna yapmak için neye ihtiyacı yok? Bak eğer bu soruyu okursanız, tamam mı? Bu soruyu böyle önce okursanız zaten bilirsiniz ne olduğunu. Makarna yapmak için neye ihtiyacı yok? Denizli şıkkındakine ihtiyacımız yok. Tamam mı? Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim yine sevgili öğrencilerimden asla vazgeçmeyeceğim. 3. Diyor ki ben makarna pişirmek istiyorum anneciğim. Nasıl yapabilirim? İlk başta sauspene su koy. Sauspen bu. Saplı tencere veya tencere. İki anlamı da var. Evet. A'da mantı ne denmez mi? A'nın cevabını söyleyeyim. Bak what is in mantı? Bak Fatih Emre mantıda ne var demek. Tamam mı? Geçelim. Geçelim. Anlamışsınızdır. Kolay bir şey o. Diyor ki şunu şunu yap. Bu bir. Sauspeni eledim. Çarpı. Al. Gitti. Sonra şöyle şöyle yap diyor. Ondan sonra ne diyor? Sonra drain the pasta with a strainer. Strainer bu. Yok pardon şu. Bu. Bununla strainer'la makarnayı sudan geçir, süzgeçten geçir. Tamam mı? Ondan sonra ne diyor? Sonunda en sonunda melt some butter in a frying pan. Bir tavanın içerisinde süzgeç evet. Bir tavanın içerisinde bunu melt some butter erit. Bu şekilde. Ondan sonra da hallet. Tamam mı? Evet sevgili öğrenciler, soru 4'teyim. Hangisi insanların cevaplarına göre doğru olamaz? Cannot be correct. Cannot be correct. Hangisi insanların cevaplarına göre doğru olamaz? Anna, Jack, Sam, Tina diyor ki ne yemeği seversin? Bakın bunları okumaya gerek yok. Daha önce de defalarca söyledim. Jack sütlü tatlıları seviyor en çok. Jack burada. Bak bakalım sütlü tatlılar mı? I prefer fresh zil çaldı. Desserts like fruit salad. Meyve salatası. Meyve salatası sütlü tatlı mıdır? Siz buyurun bunu inceleyin. Değildir, size bir yardımım olsun. Ben de zile basmış oldum. Hani zaten yanlışı soruyor. Sevgili öğrenciler zaten yanlış arıyorduk. Geçtim ikinci soruya. Diyor ki Sam farklı baharatlı yemekleri sever diyor. Sen'e bakalım farklı baharatlı yemek sever mi? Televizyondan baktım bu arada. Sam burada. Bakınız diyor ki katlanamam diyor. Katlanamam baharata. O zaman sever yan. Nasıl oluyor ya? İki tane mi yanlış olacak o zaman? Sam sever. Ha sever. Bir dakika sever. Farklı baharatlı yemekleri sever. Evet. Sam loves dishes with different spices. Farklı baharatlı yemekleri sever. O zaman ne olacak? Baharatlı yemekleri seviyorsa bu da sevmiyor. O zaman bu yanlış. Nasıl olacak bu soruyu? Anlamadım. Neyse bakacağız işte beraber. Bir daha buna bakalım. Jack sütlü tatlılar sever. Fruit salad. Tamam. Bu da yanlış, bu da yanlış. Evet, gördüğünüz gibi çok kolay. Bak bir daha söylüyorum. Eyvallah, eyvallah, sağ ol. Bu ikisi de yanlış. Bakın niye yanlış? Sütlü tatlılar. Zaten bu kitabı incelememiz için göndermişlerdi. Sütlü tatlılar. Hani bakın. Meyveli salatalı. Taze tatlıları seviyorum. Meyve salatası gibi olanları. Bu yanlış. Bu da yanlış. Tina Japon kültürü sever. Japon. Bak I am fond of sushi diyorsa. Evet bu doğru. Anna tatlıya düşkündür. Anna tatlıya düşkündür. Muhammed Melik harika bir esprim vardı. Mükemmel. Tatlıya düşkün mü? Çikolata ve pastaları severim.
Fakat özellikle sütlaç benim favorimdir. Bak çikolatayı seviyor, cookies seviyor. Sütlaç da favorisi. O zaman tatlıya düşkündür. Şimdi burada iki tane yanlış cevap oldu. Geçiyorum. Yani ikisini de işaretlisini düzeltmemiz lazım. Soru 5. Diyor ki fried patates nasıl yapılır? Patates kızartması. Bak şunu soruyor sevgili öğrenciler. Tamam mı? Şunu soruyor. Bunu soruyor. Bunu okumadan yapmayacaksınız. Patatesleri fry yaptıktan sonra o adımı soruyor. Fry yaptıktan sonraki adımı soruyor. Ebrar, yarın gelecek miydin? Sen cevap yazmış mıydın? Boş ver yayın evinin adını boş ver. Yazmıştın galiba. Evet doğru. Annen yazmıştı senin adını. Belki de sen yazdın. Diyor ki fry yap patatesleri. Bul bakalım fry. Al bak buldum fry. Ne diyor adam bize? Fry'dan sonraki adımı soruyor. Sonraki adım nedir sevgili öğrenciler? Buyurunuz. Beşinci adım. Fırından dışarı çıkart ve sosla veya baharatlarla servis yap. Bu. Ya patatesleri niye biz fırında fry yapalım ki? Enteresan. O, neyse. Sorokos. Aleyküm selam. Hoş geldin Sorokos. Adını öğrenebilir miyiz? Tatlı öğrencim. Sevgili öğrenciler, merhaba. Dersimizi 8 dakika sonra bitirelim olur mu? Sizi biraz yormak istemiyorum ama bulmuşken de kaçırmak istemiyorum. Hangi seçenek gösterir? Bakınız bu ne yapıyor şu anda? Ne yapıyor? Tereyağını eritiyor. Bakın şu ortadaki var ya siyah değil. Bu televizyondan bakıyorum siyah gibi görünüyor. Ama bu sarı normalde. Tamam mı? Cevabımız melt some butter ve Ebrar doğru ve sonra Furkan hangi Furkan? Çok Furkan var. Ve Musa doğru cevap verdi. Ve Elif Ece Mercan ve Ahmet Çelik yani Emel hocamın öğrencisi. Sevgili öğrenciler Ahmet Çelik bizim din kültür öğretmenimiz vardı ya Emel hoca. Ben onunla hala irtibattayım. Kardeşimdir kendisi. Yani kardeş öz kardeşim değil. Onun öğrencileri 30 yılda çalışıyor. O öğrencilerini yönlendirdi dersime gelenler var. Ülker doğru cevap verdin. Beleriş aleyküm selam hoş geldin. Evet. Tamamdır yeni gördün geldin hoş geldin. Sorokos Furkan. Bu tamamdır. Soru 7. Hiç çiğ köftenin tadına baktın mı? Hayır asla. Bilmem ne bilmem ne. Ben spicy meal sevmem. Baharatlı yemekler sevmem. Çünkü benim stomach ache'im var. Karın ağrım var. Karnım ağrıyor. Evet. Şimdi bu kabul etmiyor. İstemiyor. Beğenmiyor. Ve beğenmediği için bir böyle şey lazım. Bir şey söylemen lazım. Ve ilk Musa sonra Ebrar'ın İdeloğlu söyledi. B şıkkı benim için çok baharatlı. Yani beğenmiyorum anlamında baharatlı uygun değil. Yani cevap o. Baharatlı olduğu için yemiyorum diye. Make an excuse. Bir mazeret bildirmek. Sevgili öğrenciler, soru 8'deyim. Kim sour food sever, tercih eder? Sour ne demek? Onun cevabını söylersem zaten ortaya çıkıyor cevap. O yüzden ben susuyorum. Al bak. Tamam. Bakalım. Evet. Musa, Ahmet Çelik, Yaren Akçam, ondan sonra Fatih Emre, ondan sonra Vugar, Elif Ece. Sizler doğru cevap verdiniz bence. Çünkü sor ekşi demek. Ekşi olan da limondur. O da Beki. Şimdi sizden ne istiyorum? Who has a sweet tooth? Bunun cevabını istiyorum. Hadi bakalım. Who has a Bunun cevabını istiyorum. Buyurun. Ondan sonra bir tane daha soru yazacağım. Evet. Musa, Ebrar, Yaren doğru söylediniz. Evet, onun sorunun cevabını istiyorum. Tuna, Melik Tokat, Ahmet Çelik, Humbet, Muhek doğru söylediniz. Şimdi onun sorunun cevabını istiyorum. 10 yazın lütfen. Batuhan sen de doğru söyledin. Teşekkür ederim. 10 yazın cevap verirken. Ve yok. Ebrar Nideli olmadı. Sevgili öğrenciler cevaplarınızı yazarken 10 yazın.
Bakalım benim sorum şu. Fatty food'u kim sever? Fatty food'u. Fatty demek oily demek. Oily yiyen kim? Pem. O da Bursa olması lazım. Şimdi evet, cevap verenler o çok hızlı akıyor. Ebrani Dilulu gördüm. Yaren, Elif. Ondan sonra doğru cevap verenler. Musa. Musa 10 tane peş peşe yazma. Arkadaşlarına saygı duy. İlhami, Muhek doğru. Fatih Emre B doğru. Sevgili öğrenciler bir tane yazın. Çok yazmayın. Evet, bu da doğru. Güzel. Bir tane daha soru sorayım bakalım. Who probably eats? Who probably eats Indian food more than others? Aa, soru yazdım bak şimdi size. Nasıl soru yazılıyormuş böyle anlayın. Evet, teşekkür ederim. Young Lion, sen kimsin? Hoş geldin canım benim. Like at dediğin için söylemiyorum. Farklı isim görünce seviniyorum. Who probably eats Indian foods more than others? Kim muhtemelen Hindistan yemeklerini diğerlerinden daha çok sever? Kim bu? Bu soruda 11 olsun, tamam mı? 11 numaralı soru. Aleykümselam Murat, hoş geldin. 11'e dedin ki Denizli dedin. Mertcan. O ne kadar güzel, sevindim. Mertcan hoş geldin. 11 Denizli. Reçel. Evet. Ülker. Ahmet. Ahmet Çelik. Ondan sonra Vugar. Yarın Akçam. Fatih Emre. Elif Ece. Batuhan. Teşekkür ederim. Sorakos. Humbet. Bakınız. Ben ne dedim? Hindistan yemeklerini muhtemelen kim daha çok yer diğerlerinden daha fazla? Bakınız, baharatlı yemekler Hindistan'a aittir. Hindistanlılar daha fazla severler bu yemeği. Dolayısıyla biz buna reçel diyebiliriz. Reçel bal diyebiliriz. Soru 9'dayım sevgili öğrenciler. Nihayetinde she put the cupcakes into the. Bu cupcake'leri neyin içine koydu bu hanımefendi? Evet. 4. sınıflardaki Mertcan. Musa, sen onu boş ver. O 4. sınıf öğrencim. Hoş gelmiş. Bir şey yok. Burada olmasını sevinirim ben. Ne kadar fazla öğrencim gelirse. Bu dersi 4. sınıf öğrencisi de anlar. 5 de anlar, 6 da anlar. Bak ne diyor? Nihayetinde she put koydu. Neyi? Cupcake'leri. Nereye? Bu neresi? Fırına koydu tabii ki. Aferin. Cevap verenler. Yarın akşam. Ebrar Nideloğlu. Kaçırmayayım ya. Fatih Emre. Ben de seni çok seviyorum. Bir tanesin. Ondan sonra. Bak kaçmasın cevaplar. Ondan sonra Ebrani Dilolu, Yarın Akçam, Musa Selim. Ondan sonra Vugar, Elif Ece, Fatih Emre. Peki ve Murat ve İlhame. 9 A şıkkı fırına koydu. Buzdolabına koymadı. Baking tray. Şu var ya içine tuttuğu malzeme. Onun adı baking tray. Pişirme tepsisi olabilir Türkçesi veya tavası olabilir. Kocaeli Çayırova. Peki. Salih Çağlar Nideli, o da hoş geldin canımsın. Mükemmel. Sorakos hoş geldin. Evet, Elif Ece devam ediyoruz. Soru. Ha, test 3. Evet, bir dakika kaldı. Bir soru daha çözelim sevgili öğrenciler. Bir soru daha kârdır bizim için. Diyor ki, kahvaltıda anneciğim ne pişireceksin? Neden omlet yemiyoruz? Harika fikir. Ha, şöyle mi gidiyor acaba? Neden kahvaltıda omlet yemiyoruz? Yok. Anneciğim ne pişireceksin? Neden omlet yemiyoruz? Harika fikir. Şey nerede? Omlet pişirmek için annesi ne soruyor? Şey nerede? Tava nerede? Ve tava. Frying pan. Doğru cevap. Ya sevgili öğrenciler, dersin bitiyor. 27 kişi olduk. Dersi uzun süre 20 kişiyle devam ettirdik. Sizi bırakıp gitmek istemiyorum ama yorgunsunuz. Sabahtan beri ders yapıyorsunuz. Ona da saygı duyuyorum. Güzel. Olsun bakalım. Bir dahaki dersime de bu şekilde katılırsanız çok mutlu olacağım. Komşu, akraba, aile, ne bileyim eski okuldan öğrenci, öğretmen, herkese haber verebilirsiniz. Onlar da dersimize gelebilir. Öğretmen derken hani öğretmenler değil tabii. Eski okulunuzdan arkadaşlarınıza haber verebilirsiniz. Onlar da dersimize gelebilirler. Sana seviyorum. Sana seviyorum. Harikasınız. 10 numara 5 yıldızsınız. Görüşmek üzere. Bay bay. Bilemediğiniz soruları bana atın. Mutlaka döneceğim size.